benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1.10 kuruş zam geldi. Dolar kurundaki artış sebebiyle benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Zamların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19.86 liraya, Ankara'da 19.99 liraya, İzmir'de 19.98 liraya yükseldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 lira 17 kuruş, Ankara'da 24 lira 28 kuruş, İzmir'de 24 lira 31 kuruştan satılmaya başladı. Akaryakıt demişken otomotiv sektörüyle devam edeceğiz. Şimdi ikinci el otomobil satışlarına ilişkin 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirildi. Ardından piyasada ÖTV indirim beklentisi oluştu. Bu arada o 6 ay 6 bin kilometre sınırını otobanlarda bir takım sıfır araçlara kuyruk da yaptırdı. Böyle iddialar sosyal medyada, görüntülerde dolaştı. Konuşacağız. 400 bin liranın altında sadece 2 tane araba var efendim, sıfır. Onlar da bayağı boş paket arabalar. Fiyatlar yüksek. ÖTV indirimi gelir mi? Halihazırda bazı modeller için ÖTV indirimi uygulanıyor mu? Detaylarını konuşacağız. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız yanımda, konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Sormuş olayım hemen soruları. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Piyasadaki hareketlilik nasıl? Neler konuşuluyor? Şimdi evet, senin de söylediğin gibi aslında bu 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması sonrasında özellikle ikinci el tarafında bir durgunluk yaşanıyor. Çünkü bir ÖTV beklentisi hakim. Neden hakim? Çünkü fiyatlar aslında kısa zamanda çok hızlı biçimde arttı. Yani bir noktada aslında alım gücü düştü. Otomobile erişim zorlaştı. Bir tabii hükümet tarafında böyle bir düzenleme olunca acaba sıfır araç tarafında da bir indirim olabilir mi? Beklentisi tüketici tarafında hakim oldu. Böyle olunca bir ÖTV beklentisi evet ikinci elde durgunluk yarattı. Sıfır tarafında da aslında durgunluk yarattı. Sıfır tarafında çünkü satışların biz en azından kısmi anlamda düştüğünü görmekteyiz. Eylül ayı rakamları dün açıklandı. Burada otomobil tarafında %2.6 şeklinde bir artış söz konusu. Fakat vatandaş ticari araçlara yönelmiş. %26'da ticari araçların arttığını görmekteyiz. Peki bu bize ne anlatıyor? İstersen kısaca birazcık bundan bahsedeyim. Ticari ekmek parasının peşine düşmeye başlamış daha çok gibi bir şey mi anlatıyor? Yani şöyle bir şey aslında. Şimdi en baştan da söyledin. Yani 400 bin TL'nin altında artık araç yok. %80'lik aslında ÖTV diliminin altında araç olmadığı anlamına geliyor bu rakam. Fakat ticari araçlarda ÖTV %15 şeklinde uygulanıyor. Yani burada aslında biz tüketicinin daha çok düşük ÖTV'ye sahip ticari araç yöneldiğini görmekteyiz. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani aslında özetle ticari aracı normal şahsi olarak mı kullanıyorlar? Onu tabii bilemeyiz. Yani, hangi ama şöyle bir yönelim mi var? Yani en azından bizim sektör noktasından Boğaz Köprüsü'nden duyduğumuz geçmem ben diyor ama gibi. Yani tabii bunu hangi amaçla aldığını tüketicinin bilme şansımız yok ama sektör noktasında duyduğumuz ÖTV oranı düşük olduğu için tüketicinin en azından belki dediğim gibi bireysel amaçlı da kullanırım hevesiyle ticari aracı kayma şeklinde bir şey görmekteyiz. İndirim gelir mi? Şimdi burada aslında birkaç tane senaryodan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi ÖTV geliri noktasında Hazine Bakanlığı biliyorsun datasını açıklıyor. Sene başında açıklanan rakam ilk 7 ayda tutturuldu ki 72 milyar TL ÖTV'den gelir sağlandı. Bir ek bütçe biliyorsun açıklandı Temmuz ayında. Burada baktığımızda biz sene sonuna kadar ÖTV'den bir 70 milyar TL'lik daha beklenti olduğunu görmekteyiz. Bakanlığın açıkladığı dataya göre. Şimdi baktığımızda satışlar aslında çok fazla artmıyor. Ama düşüş de çok yok. Yani geçmişte ÖTV indirimi hatırlarsın hep pazarın düştüğü, pazarın daraldığı, satışların canlanması gereken noktalarda çıkmıştı. Şimdi çok fazla daralma olmanın için bunu göremiyoruz. Bir yandan bir hedef söz konusu, bütçe hedefi söz konusu. Bu bütçe hedefinin tutturulması için satışların da aslında bir şekilde canlanması lazım. Fakat araç yok piyasada. Yani arz sorunu konuşuyoruz. Çip krizinden bahsediyoruz. Olmayan araca ÖTV gelmesi satışı nasıl canlandıracak? İşte bütün bunları düşününce ÖTV indirimi olmayan belki araçta ÖTV indirimi olsa daha çok araç kuyruğu da olur ama. Hem öyle fakat satışların canlanma noktasında bir etkisi de olmayacak. Çünkü olmayan aracı kime satacaksınız? O noktada bütün bunları düşününce belki de ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Değil. Yani şöyle bir şey konuşuluyordu. İlk defa araç alacaklara ÖTV indirimi falan gibi bir şey. Bunlar bekliyorum. Şu anda bir kulis çekimde ama burada en azından bir düzenleme var mı? En azından bir yönetmelik çalışması var mı? Tabii şu an biz bunu bilemiyoruz. Yani çünkü biliyorsun ÖTV konusunda indirim söz konusu olunca hep hani resmi gazetede bunu görmekteydik. Belki senin dediğin şeyi de resmi gazetede belki yarın sabah görebiliriz ama bunlar hep şu anda bilinmezlikler, hep kulis bilgisi. Ama arka plana baktığımız zaman ÖTV indirimi olmasının ne devlete ne meselede yani zaten araç satışlarına çok faydası olmayacak. Dolayısıyla niye yapsınlar gibi bir şey söylüyorsun. Normal şartlarda aslında tabii ki de vatandaşa alım gücü anlamında herkes araba alır. Yani ama araba yok. Araba olmadığı için şu anda pek etkisini görmek mümkün değil. Araba olmadığı için bunun ÖTV gelir anlamında bütçeye de çok katkısını
görmek zor olacak yani. Olmayacaksa böyle bir açıklamanın yapılması, yani ÖTV indirimi düşünmüyoruz açıklamasının yapılması, peki piyasayı yeniden hareketlendirir mi? Muhakkak, çünkü... En azından onu yapsınlar değil mi? Bunu yapmıyorlarsa o zaman. Yani şöyle, aslında birazcık burada olmayan açıklama neticesinde vatandaş kendi kendine beklente girdi diyebiliriz. Herkes burada, vehmediyor şu an. Burada çünkü şey diyor biliyorsun, yani ÖTV indirimi gelecek gibi bir yetkililerden bir açıklama yok aslında. Yok. Tamamen yani kamuoyunun kendiliğinden ortaya çıkan beklenti. Onu da en başta söyledim. Sonuçta fiyatlar hızlı biçimde arttığı için ve artık bütün araçlar neredeyse %80'lik ÖTV indirimine geçtiği için o noktada bir haklı beklenti var aslında. Çünkü vatandaşın ne yazık ki alım gücü fiyatlara şu an yetişemiyor. Geçmişte biz Ocak ayında hatırlıyorsun bir ÖTV indirimi olmuştu. Burada %50, %60, %70'lik dilimler yapılmıştı. Fakat artık biz bu dilimlerin işlevsiz hale geldiğini görmekteyiz. O düzenlenmeli ama değil mi? Yani sonuçta bu enflasyonla bu rakamlar araç fiyatları artmış. Yani bütün arabalar neredeyse %80'lik dilime geliyor. En azından o pratik olarak düzenlense bir işe yarar mı? Şöyle tabii ki de şimdi bir güncelleme lazım belki orada. Matrak güncellemesi lazım. O olunca tabii ki fiyatlar düşecek. Onun neden yapılmadığını bizim bilme şansımız yok. Ama yapılsa ne olacağını ben sana söyleyeyim. Yapıldığı anda tabii ki de fiyatlar düşecek. Yani %80'lik ÖTV araç belki %70'e düşecek, belki %60'a düşecek. Fakat döviz kuru çıkmaya devam ettikçe bu araçların yeniden %80'e geçtiğini görmekteyiz. Belki burada bir topyekun düzenleme gerekti. Yani şimdi bugün Cumhurbaşkanı açıkladı. 29 Ekim'de artık biz TOG'u göreceğiz. Yerli elektrik otomobil artık piyasaya çıkacak. Elektrik otomobilleri artık kapsayacak. Daha böyle bir çağdaş, daha Avrupa'dakine benzer emisyon değeri öncelikli. Yani arabanın fiyatına ve motor hacmine göre değil de belki de ürettiği emisyona göre esas alınan bir ÖTV sistemi gerekti. Böyle olunca bu pahalı teknoloji dediğimiz batarya teknolojisi belki ucuzlayacak. Daha pahalı teknolojiler belki erişilebilir hale gelecek. Böyle topyekun düzenleme olsa aslında biz burada döviz arttı, döviz çıktı, ÖTV ne olacak konusunda çok konuşmayabiliriz. Belki burada güncellemeden ziyade bir topyekun değişiklik daha mantıklı olabilir. Peki yapılmamasının sebebi şey olabilir mi? Yani TOG'un piyasaya çıktığında daha güçlü girmesini sağlamak. Yani bir süre insanlar belki araba piyasası durgun gitsin. Dışarıdan daha fazla araba ithal etmeyelim. En azından TOG piyasaya girdiği zaman piyasayı domine edebilsin gibi bir işe yarar mı? Şimdi tabii TOG'un banttan inmesi 29 Ekim'de olacak Cumhuriyet Bayramı'nda. Fakat daha önce Gürcan Karakaş'ın TOG CEO'sunun yaptığı açıklama TOG'un satışa çıkacağı tarih Mart ayı demişti. Yani 2023'ün Mart ayı. Şimdi baktığımızda burada 6 aydan daha fazla süre söz konusu. Olsun. Yani burada döviz çıkar mı, araç bulunurluğu artar mı, çip krizi çözülür mü? Çok fazla değişken var aslında ki 6-7 ay aslında uzun bir süre. Bunu yani 7 ay sonrasında planlamak otomobil sektöründe belki sektörün içine alarak paydaşlarla beraber planlanabilir ama şu an bunun yapılmadığını görmekteyiz. Kapalı kapılar arasında böyle bir plan şey varsa tabii şu an biz bunu bilemiyoruz ama TOG'un da böyle şimdi... Böyle bir işe yarar mı peki? Yani planlanıyordur lan böyle bilmiyoruz ama yani şu piyasanın şöyle gitmesi TOG gerçekten TOG artık satılmaya başlandığında o satışların daha olumlu gitmesini, daha yüksek olmasını sağlayan bir şey midir bu? TOG zaten şimdi yani en azından gayri resmi anlamda onu söyleyeyim. Düşük motor hacmi olan versiyonu belki %10 ÖTV'ye girebilecek. Şimdi baktığımızda aynı kalibredeki araçların dizel ya da benzinli olsun %80 ÖTV'ye girdiğini görmekteyiz. Şimdi zaten belki burada bir ÖTV indirimi olma ihtimali bulunuyor. Bir de şimdi baktığımızda üretim rakamlarının TOG'un talebi karşılayabilecek noktada yeterli olabilecek mi şu an bunu bilemiyoruz. Çünkü senin dediğin olursa TOG'un o zaman en başta 10 binlerce araç üretmesi lazım. Fakat bunun şu anda açıklaması yok. Yani belki de o noktada pazarı domine etme gibi şeyi en başta sağlayamayabilir. Fakat uzun vadede TOG 5 tane daha araç çıkaracak. Şimdi en başta bir SUV çıkaracak biliyorsun. Sonrasında sedan gelecek, daha küçük SUV gelecek, bir hatchback üretme planı var. Bütün bunları kapsadığı anda belki evet pazarı domine etmek gibi bir şey konuşabiliriz. Ama daha onun için ben çok erken. Erken. Peki. Teşekkür ederim. Bu şey 6000 kilometre meselesiyle ilgili sosyal medyada dolaşan görüntüleri takip ettin mi? Yani böyle sıfır araçların yol yaptırıldığı falan gibi şeyler söyledi. Öyle bir şey var mı? Bir açıklık getireyim. O şöyle yani şu an biliyorsun insanlar birazcık paranoyak oldu artık. Hani sıfır araç konusunda bayiler saklıyor mu? İşte stokçuluk konusu birazcık bir gündeme geliyor. O görüntü şöyle bir görüntü. Bir markanın yani o videodaki markanın bir aslında özel etkinliği bayilere yaptı. Onlar topluca böyle konvoy halinde bir yere gidiyormuş. Vatandaş tabii onun cep kamerasıyla çekmişti telefon kamerasıyla ve bu bayiler işte araç saklıyor mu gibi noktasında bir eleştiri olmuş. Fakat ondan bir açıklama geldi markadan. O öyle değil aslında. Biz bir etkinlik yapıyorduk ve konvoy halinde bir yere gidiyorduk gibi. Bir toplantıya giderken çekilmiş. Ama o kadar müsaitiz ki yanlış anlaşılma. Evet, ne yazık ki var geldik artık. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın katkıların için. Efendim.